Selam. Nasılsınız arkadaşlar? Umarım iyisinizdir. Ne yapıyorsunuz? Nasıl gidiyor? Şu an gözlerim birazcık baygın. Çünkü sabah erken kalktım ve şu an saat 12. Uzun zamandır aklımda bir şey var. Ve sürekli bunun tartışmasını veriyorum kendi içimde. Yapsam mı yapmasam mı diye. Kendime kalkül kesmek istiyorum. Boyutları, şunları kısa kesmişim bayağı. Ama boyutu şu kadar olacak. Belki daha fazla da kısaltmayı düşünmüyorum. Sonra ibibik gibi böyle burada kalmasınlar. Ama daha önce hiç ama hiç kalkül kesmediğim için ne olacak? Onunla nasıl başa çıkacağım? Hiç bilmiyorum. Hani en kötü yani şekil veremezsem bir şey olmazsa bigudi alıp Koreliler gibi böyle buraya bigudi takıp onunla gezmeyi planlıyorum. Onunla şekil vermeyi planlıyorum. Ama bilmiyorum, bu ara kalküle çok yükseldim. O yüzden kesmek istiyorum, denemek istiyorum. Ne olacaksa olsun diyorum. Yani çok da umursamıyorum. Kötü olmaz inşallah diyorum. Şu anda da hala böyle denemeye çalışıyorum. Böyle yapıyorum falan da böyle anlaşılmıyor. Böyle biraz mal gibi oluyorum. Ama böyle hani çok da fazla kalın olmayacak. Yani şöyle şurayı keseceğim. Birazcık da şurayı keseceğim. Yani ama benim için sıkıntı olan nokta şurası. Ben saçımı buradan ayırdığım için böyle şurası bir ayrı, gene bir değişik olmaz umarım. Yani şöyle kullanmayı planlıyorum. Tabii düz mü şurası, göremiyorum. Neyse bak, şurası tam düz değil. Şunu birazcık geri almam lazım. İşte bak, burada da şu sıkıntılar var. Perçem kestiğim için onlar kısa kalıyor. Kısa kaldığı için de olmuyor. Bilmiyorum, ben bir ayarlama yapayım. En son size kararımı vereceğim yani. en son yapacak mıyım yapmayacak mıyım göreceğiz. Yapmayacaksam zaten koyma mama yaparsam göreceksiniz arkadaşlar. Ben birazcık daha düşüneyim. Birazcık daha bir evirip çevireyim bakayım ne olacak. Nasıl olacak ya? Hiçbir fikrim yok. Ama değişiklik istiyorum. Mal gibi olmam inşallah. Çok kararsızım. Mal gibi olur muyum ya? Ya suratım da biraz büyük. İyice bastırır mı ki ya? Şöyle keseceğim işte. Saçımı kessem mi yesin sen mi onu düşünüyorsun? Kes. Ya bom suratın da büyük bok gibi olur mu ya? Yuvarlak ya. Mal gibi geziyorum arkadaşlar. Şu an arkadaşlarım dedi ki buralardan çok birazcık bırak dedi. Birazcık şuralardan bir tutam alacağım, eşitleyeceğim şimdi onları. Ondan sonra da keseceğim. İnşallah çok kötü olmaz. İnşallah amele gibi olmam. Çok gerginim. Gerçekten çok gerginim. Diyeceksiniz ki Beste gergin, sen neden böyle bir şey yapıyorsun? Çünkü birazcık monoton hayatıma heyecan katmak istiyorum. Her şeye depresif olduğum için ne olursa biraz da buna üzülmek istiyorum. O yüzden I am ready. Bence güzel olacak ya. Bana her şey yakışır zaten. O yüzden 20
4 yıllık hayatım boyunca bir keresinde ne olmuş, bak size anlatayım. Hazır kesmeden. Bir keresinde annem bana hiç kalkül kestirmedi. Çünkü benim alnım çok darmış ve buralar kıllıydı yani. Kıllı bir insanım. Tüylü bir insanım. Kıl demeyelim, tüy diyelim. Daha böyle estetik ve zarif duruyor. Neyse. Suratım da tüylü olduğu için. Kalkül kesersem alnımın kıllanacağını ve saç gibi uzayacağını bana söylemişti. Ve o yüzden bana hiç kalkül kestirmemişti. Ama ben ilkokuldayken git gel bir tutam kes bir kendime küçük bir kalkül kesmiştim. Onun fotoğrafını da bulabilirsem hemen şuraya koyuyorum. Sonra ben hiç kalkül kesmedim. Perçem kestirdim. Kendime yakışmayacağını da düşünüyordum. Ama bilmiyorum, bu ara kalküle aşırı yükseldiğim için kendime kalkül keseceğim. Beni şüphelendiren tek nokta şurası. O da hep ayrımı böyle buradan yaptığım için. Olmadı, fön çekerim her sabah. Ayol ne olacak? Değil mi? Fön çekerim. Ben. Fön. Neyse. Şunun nerede onun boyutu? Şu birazcık, önce birazcık şunun boyutunda keseceğim şimdi. Ya düz. Kesemezsem keserim. One eternity later. Kesiyorum. Arkadaşlar şu an pişman olduğum gibi ya. Şu an gerçekten pişman olduğum gibi. Aslında kötü olmadı ya. Ha? Kötü olmadı. Güzel oldu bence. Sizce? Bence kötü olmadı. Ama suratım artık küçük, büyük suratım birazcık küçülmüş gibi oldu ve kötü olmadı. Ama bambaşka biri gibi oldum. Ya kötü olmadı, güzel oldu, beğendim ha. Arkadaşlar çok kötü olmadı, bence güzel oldu. Şimdi Ayşen'in arkadaşlarımın tepkisini alacağım. Geliyorum. Dın 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 dın. Biraz daha kısa değil mi? Ama şimdi yıkanacağım ya, ikinci rutuş ondan sonra. Ama bence kötü olmadı sizce? Kaşlarını fazla kapatmış. Evet, birazcık kısaltmış. Şimdi oldu bak. Aynen, hep böyle yapman lazım ama. Hep. Aa, güzel olmuş değil mi? Düşündüğüm kadar kötü ama bak, ciddi söyleyeyim. Yok, gerçekten güzel olmuş. Güzel olmuş. Ben de beğendim. Değişik oldum. Yani 23 sene sonra, 24 hatta, ilk defa kalkül kestim tam anlamıyla. Güzel oldu bence. Artık kuaför Beste Kemaloğlu. Ben kuaförde bu kahvede 100 lira verdim. Beleş arkadaşlar, keseriz. Bakın böyle sizin dediğiniz gibi buraları bıraktım, böyle kenara doğru çapraz indim. Romantik kesin. Oğlum çok güzel oldu lan. Ben hiç beklemiyordum böyle. Bak modum yükseldi. İlk böyle bir makası biraz kestim. Dedim ki az sıçtık. Bok gibi olacak. Ama güzel oldu. Ben böyle parça ettiğinde daha güzel oldu. Evet. Parça daha aldım. Alırız.
Öyle arkadaşlar. Evet, bir değişiklik iyi geldi. Bir sonraki level'da da artık saçımla uğraşa uğraşa bir sonraki level'da saçımı boyayacağız artık. Bence bir boyamaya gidiyor. Şu ilk önce şu arkamı bir kızla boyatacağım da ondan sonra komple de boyatabilirim kızla, bilemiyorum. Her şey olabilir ara. Ne olacak ki başka? Laciverten boyayım. Mavi de olur. Hepsini boyarız. Ben birazcık daha kendime bakayım. Neyse, anamlara bir gönderim bakayım anamlar ne diyecek. Arkadaşlar. Yakıştı ya gerçekten. Değil mi? Bence yakıştı sizce. Ya ben ya beklentimin gerçekten çok üstünde oldu. Yani çok beğendim. Sadece şuraya birkaç rötuş atmam lazım. Biraz uzun kalmış şurası. Burayı keserim. Ama onun dışında ben gerçekten çok beğendim. Güzel. Bence güzel oldu. Hani böyle bir kötü durur diyordum da durmadı. Bence güzel oldu. Böyle işte. Bir çılgınlık yaptık. Bakalım bir sonraki çılgınlığımız ne olacak yani. En son saçımı git gide kesiyorum. Ama bence de güzel de kesmişim değil mi? Yani birazcık potluk olur. Ya şuraları bilerek birazcık fazla bırakmıştım da şey olmuş yani, orayı bir tık daha keserim. Bence iyi. Kaç saattir kendime bakıyorum. Ben beğendim. Bugün de böyle bir anıydı arkadaşlar. İlk defa kalkül kestim. Değişik bir tecrübe benim için. Herkes çok beğendi. Annem falan çok beğendi. Arkadaşlarım çok beğendi. Yani bence de güzel oldu. O zaman bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.